Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahillezî alleme bil kalem ve allemel insâne mâ lem ya'lem. Vessalâtu vesselâmu alâ eşrefil enbiyâi vel murselîn seyyidina Muhammedin ve alâ âlihi ve sahbihi ecmaîn. Hayrul hadîsi kitâbullah ve hayrul hedyi hedyu Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem. Ve şerrül umuri muhtesatuhâ ve kullu muhtesetin bid'a ve kullu bid'atin dalâle ve kullu dalâletin finnâr. Allahümme allimnâ mâ yenfe'unâ ve enfe'nâ bimâ allemtenâ ve zidnâ ilmen nâfi'an ve elhetnâ bis-sâlihîn. Âmin velhamdülillâhi rabbil âlemîn. Değerli dostlar, hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Bir tefsir dersinde yine birlikteyiz. Bugün inşallah Sad suresi 45. ayet-i kerimeden itibaren tefsire devam ediyoruz. Önce ayetlerin Türkçe mealini verelim, daha sonra tefsirine geçelim inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Vezkur ibadena İbrahim'e ve İshak'a ve Yakub'e ulil eydi vel ebsar. Evet, güç ve kuvvet sahibi olan kullarımız İbrahim, İshak ve Yakub'u da hatırla. İnne ahlasnahum bi halisatin zikraddar. Onların ahiret yurdunu daima hatırlayan bir özellik onlara verdik. Onlar daima ahiret için çalışan ve ahiret için salih amel yapan kullarımızdı. Ve innehum indena leminel mustafeynel ahyar. Şüphesiz ki onlar bizim katımızda seçilmiş insanlardı, seçilmiş peygamberlerdi. Vezkur İsmail'e vel yesa ve vel kifli. Zülkifl ve el yesa ve İsmail'i de hatırla. Kullum minel ahyar. Bunların hepsi de seçilmiş insanlardır, peygamberlerdir. Hâzâ zikrun, bu bir öğüttür. Ve inne lil muttakîne lehüsne me'ab, şüphesiz ki takva sahipleri, muttakiler için güzel bir akıbet vardır. Cennâte adnin, onlar için adn cennetleri vardır. Müfettehaten lehumul ebvâb, kapıları onlar için açılmış olan adn cennetleri onlara tahsis edilmiştir. Müttekiine fiha, orada koltuklara yaslanmış olarak, yed'une fiha, isteyecekler bir fakihetin kesiratin ve şarap, birçok meyve ve sebzeler ve içeceklerden istifade edecekler ve istedikleri her türlü meyve ve içecekler onlara sunulacaktır. Ve indehum gâsıratut tarfi, onların yanında aynı zamanda gözlerini sadece kendilerine yönelten huriler vardır. Etrap ve o huriler birbiriyle aynı yaşta olan genç hurilerdir. Evet, 45. ayet-i kerimeden itibaren tefsirine bakalım. Vezkur ibadena İbrahim'e ve İshak'a ve Yakub'e ulil eydi vel ebsar. Ey uzkur ya Muhammed'u, ey Muhammed hatırla. Haulâil enbiyâ el ahyâr, seçilmiş olan peygamberleri hatırla. Ve teessebihim emirdir değerli arkadaşlar. Teesse, teessâ, yeteessâ fiilinden emirdir. Yani teessebihim ne manaya geliyor? Teessâbi yani uymak, örnek almak, taklit etmek anlamına geliyor. Aynı zamanda İktedâ, yektedî de aynı anlama gelmektedir. Uymak, örnek almak, taklit etmek, peşinden gitmek, izinden gitmek gibi anlamlara gelmektedir. Ve teessebihim, onları kendine örnek al, onları takip et. Ellezîne, onlar, o peygamberler, cema'u, birleştirdiler. Beynel kuvveti fil ibadeti, ibadetteki güç ve kuvvetle, vel basâiri fiddin, dinde basireti bir araya getirdiler, birleştirdiler. Yani hem ibadette güç ve kuvvet sahibi idiler, hem de dinde bilgi ve
hikmet sahibi insanlardı, peygamberlerdi. Galet Taberi, nitekim Taberi şöyle demiştir. Ey yani onlar ehlül kuvveti fi ibadetillahi, Allah'a ibadet etmede güç ve kuvvet sahibi insanlardı. Ve ehlül ugulil mubsirati, evet, basiret sahibi, akıl sahibi kişilerdi. İnna şüphesiz ki biz ehlesnâhum bi hâlisatin zikraddâr, ey hassasnâhum, hassasa yuhassisu, tahsis etmek. Hassasnâhum bi hâlisatin, onlara özel bir özellik verdik. Bir ayırıcı özellikle onlara ayırdık. Hâlisaten azîmeten, azîmete şe'ni, şanı çok yüce olan, çok önemli bir özellik verdik onlara. Ki o özellik de nedir? Onlara verilen özellik. Hiye ademü iltifatihim ile dünya. Dünyaya iltifat etmemeleridir. Ve ademü tedekkürihim liddaril bagiyeti. Baki, pardon. Ve tedekkuruhum liddaril bagiye, baki yurdu hatırlamalarıdır. Yani ahiret alemini hatırlamalarıdır. Gale mücahidün, nitekim mücahid şöyle demiştir. Cealnâhum, onları kıldık. Yâmelûne lil ahireti, ahiret için amel eden, salih amel işleyen insanlar ve peygamberler kıldık. Leyse lehum hemmun gayruha, evet, ahireti düşünmekten, ahiret için salih amel işlemekten başka onların önem verdikleri başka bir husus yoktur. Ve innehum, muhakkak ki onlar, o peygamberler, indena, bizim katımızda, leminel mustafeynel ahyar, evet, seçilmiş olan seçkin peygamberlerdir. Ey vehum indena el muhtarune, onlar bizim yanımızda seçilmiş insanlardır. El müştebune ala sairin nas, diğer insanlara karşı efendim ayırt edilmiş ve seçilmiş insanlardır. Bi ennehum, çünkü onlar ahyar ebrar, hem seçilmiş insanlardır hem de dosdoğru, sözü doğru olan dosdoğru insanlardır. Burada berrun kelimesinin çoğulu ebrar olarak geliyor. Berrun, ebrar, sadık, özü sözü doğru olan insanlar anlamındadır. Evet, ahyar ve ebrar, hem seçilmiş hem de özü sözü doğru olan ve dosdoğru insanlardır. Vezkur İsmail'e vel yesa'a ve vel kifli, İsmail'i, Elyesa'yı ve Zülkifli de hatırla, an. Ve kullun minel ahyar, bütün bunlar seçilmiş peygamberlerdir. Ey vezkur ya Muhammed'ü, ey Muhammed, hatırla. Haulâ-i rusule, bu elçileri, peygamberleri hatırla. Eydan. Ve kullun min hıyaratillahi, bütün bunlar Allah'ın seçtiği kullardır. Fektedi bihim fis sabri, sabırda onları örnek al, kendine örnek al. Ve tahammulil eza fi sebilillah, Allah yolunda eza ve cefaya tahammül konusunda onları kendine örnek al. Hâzâ zikrun, işte bu bir öğüttür, hatırlatmadır. Ey hâzellezî kassasnâhu aleyke ya Muhammed'ü, ey Muhammed, işte bu sana anlattığımız peygamberlerin bu kıssaları, min siretir rusulil kiram, bu değerli elçiler, bu değerli peygamberlerin sana zikrettiğimiz, anlattığımız bu kıssalar, zikrun cemilun lehum fid dünya, onlar için dünyada güzel bir zikirdir, güzel bir hatıradır. Ve şerefün yüzkerune bihi ebeden, ve daima ebedi olarak zikredilecekleri onların güzel bir şanı ve şerefidir. Ve inne lil muttaqine lehusne me'ab, şüphesiz ki takva sahibi kullar için güzel bir akıbet, güzel bir sonuç vardır. Ey
Ve inne li kulli muttaqin lillahi, Allah'a karşı takva sahibi olan her kul için ve muti'in li rusulihi, peygamberlerine itaat eden her kul için vardır. Lehusne merce'un ve mungalebun, evet, dönecekleri, varacakları çok güzel bir yer vardır. Sümme fesserehu bi kavlihi, sonra Allah Teala o muttaki kulların varacakları yeri, akıbeti şu sözüyle Allah Teala tefsir etmiştir, açıklamıştır. Cennetu adnin müfettehaten lehumul ebvab, kapılarını onlar için açmış olan adn cennetleri onlar için hazırlanmıştır. Ey yani cennetu ikametin fi daril huldi ve naimi, nimet ve ebedilik yurdu olan cennette ikame etme onlara bir akıbet, bir mükafat olarak hazırlanmıştır. Kad futihat lehum evvabuha, kapıları onlar için açılmıştır. İntizaren li gudumihim, onların gelmesini bekleyerek cennetlerin kapıları onlar için açılmıştır. Galer Razi, Fahruddin Razi şöyle demiştir. İnnel melaikete el müvekkeline bil cinan, cennetlerde efendim vekil olarak kılınmış olan melekler, İza ra'u el müminine, müminleri gördükleri zaman, fetehu lehum evvabeha, o cennetleri, kapılarını o müminler için açarlar. Ve hayyehum bisselami, ve onları selamla karşılarlar. Onlara selam verirler. Fe yedhulune kezalike mahfufine bil melaiketi ala e'azzi halin, en yüce halde melekler tarafından kuşatılmış olarak o müminler, o muttaki kullar cennetlere girerler. Ve ecmele heyetin, en güzel bir surette, en güzel bir şekilde cennete girerler. Müttekiine fiha, ve orada yaslanırlar. Ey müttekiine fil cenneti, cennette alel eraiki, koltuklarda oturup koltuklara yaslanarak, behiye sururul vesiratu, onlar yumuşak ve rahat koltuklardır. Yed'une fiha, ve orada talep ederler, isterler. İfrakihetin kesiratin, birçok meyve isterler. Ve şarap ve içecekler isterler. Ve istedikleri her türlü içecek ve meyve onlara anında sunulur. Ey vehum müttekiune alel esirveti, onlar koltuklar üzerinde yaslanmış haldedirler. Yetlubune enva'el fevakihi, çeşit çeşit meyve ve sebzeleri isterler. Ve elvane şerabi, ve çeşitli içecekleri isterler. Ki adetil muluki fid dünya, dünyadaki kralların adeti üzere, adeti olduğu gibi, nasıl ki krallar istedikleri her türlü yiyeceği ve içeceği isterler ve anında onlar için hazırlanır ve getirilir, onlara sunulur. Aynı onun gibi muttaki kullar da, müminler de cennetlerde arzu ettikleri, istedikleri bütün meyve ve sebzeler ve içecekler onlara sunulur. Gâle İbn-i Kesir'in, İbn-i Kesir şöyle demiştir. Ey yani mehma talebu vecedu, yani onlar cennette ne isterlerse mutlaka bulurlar. Min eyyi envaihi, hangi çeşit meyve sebze isterlerse mutlaka onlara sunulur. Şa'u etethum bihi el kuddamu, hizmetçiler onlara sunarlar. İstedikleri her türlü meyveyi ve her türlü içeceği onlara sunarlar. Gâles Savi de şöyle demiştir. Bel iktisaru ala du'a'il fakiheti bil izani, evet, bi enne metaimehum limahtil tefekkühi ve telezzüzi dune tegaddi, evet, burada meyveleri isterler, meyveleri ve içecekleri
arzu ettikleri meyve ve içecekleri isterler şeklinde sadece bunlara özel olarak bunlar zikredilmiştir. Buradaki zikredilmenin maksadı, amacı sadece onlar o meyve ve sebzelerle, o içeceklerle lezzet duyarlar, lezzet için yerler, içerler. Dûne tegazî bir besin, bir doyma amacıyla değildir. Diennehu, çünkü la cu'a fil cennet, çünkü cennette açlık diye bir şey yoktur. Yani demek ki onların istedikleri meyve, sebzeler ve içecekler lezzet için ve tamamen arzu ve isteklerini yerine getirmek için, lezzet için verilen meyveler ve sebzelerdir. Açlığı gidermek için değil. Ve indehum kasiratut tarfi etraf, ey ve indehum, onların yanında cennetlerde elhurul ayn, iri gözlü huriler vardır. Ellevati la yanzurne ila gayre ezvacihinne, eşlerinden başkasına asla bakmayan, sadece eşlerine bakan iri gözlü huriler vardır. Etraf yani ey fi sinnin vahidetin, aynı yaşta olan huriler vardır. Genç olan huriler vardır. Hâzâ mâ tu'adûne yevmil hisâb, ey hâzâ cezâukum, işte bu sizin mükafatınızdır. Ellezî vu'ittum bihi fid dünya, dünyada size vaat edilmiş olan mükafatlardır bunlar. İnne hâzâ lerizguna, şüphesiz ki bu bizim rızkımızdır. Malehu min nefat, ve bu bizim cennetliklere ayırdığımız bu rızık asla bitip tükenme bilmez, bitmez, tükenmez. Ey hâzen na'imu, işte bu nimetler ata'una li ehlil cenneti, cennet ehli için bizim lütuflarımız, bağışlamalarımızdır. La zevale lehu ve la inkıta'a ve la intihâe, ebeden, ebedi olarak bitip tükenmez ve asla kesilmez ve zail olmaz, yok olmaz. Gâle fizzilal, Fizzilal-ı Kur'an adlı tefsirinde Seyyid Kutup şöyle demiştir. Yebde o hâdel meşhedü bi manzareyni, evet, bu cennetteki bu görüntüler iki manzarayla başlamıştır. Mütekabileyni, temamet tegabul fil mecmu'i vel ecza, evet, tamamen birbirine mukabil olan iki manzarayla başlamıştır. Ve fis simati vel heyati, heyette ve şekillerde birbirine tam mukabil olan iki manzarayla başlamıştır. Birincisi manzarul muttakine lehum, evet, takva sahibi kulların manzaraları, ki o da hüsnü meab, çok güzel akibettir, çok güzel bir sonuçtur. Ve manzarut tagine lehum, evet, azgın olan kulların, azgın insanların manzaraları ve akıbetidir ki şerru meab, onların da en şerli akıbetleri söz konusudur. Fe emmel evvelune, birinciler yani muttaki kullar, felehum cennetu adnin, onlar için adın cennetleri vardır. Müfettahaten lehumül ebvab, kapıları onlar için açılmış olan adın cennetleri vardır. Ve lehum fiha rahatül ittika, onlar çok rahat bir şekilde yaslanarak otururlar. Ve müt'atü ta'am ve şarap, onlar için yemek ve içecekler sunulur. Velehum kezalike müt'atul huriyatü şevabbi, evet, aynı yaşta genç olan huriler vardır onlar için. Ve hunne ma'a şebabihinne, onlar, o genç, aynı yaşta olan genç kızlar onlar içindir. Gasiratut tarfi, ve o huriler la yettali'ne ve la yümeddidne bi ebsarihinne, gözlerini onlardan başkasına çevirmezler ve onlardan başkasına bakmazlar. Ve kulluhunne şevabun etrabun,
O hurilerin hepsi de aynı yaşta genç olan hurilerdir. Ve huve meta'un daimun ve işte bu cennetteki muttakilere hazırlanmış olan nimetler sürekli olan, bitip tükenme bilmeyen, daimi olan nimetlerdir. Ve rızkun min indillahi ma lehu min nefat. Allah katından olan rızıktır bunlar. Ve onlar, Allah katından olan bu rızıklar asla bitmez ve tükenmez. Evet. Böylece 54. ayeti kerimenin sonuna kadar tefsirini yapmış olduk. Bundan sonra değerli arkadaşlar 55 ve 88. ayeti kerimenin sonuna kadar tefsirini yapacağız. Tabii önce El-Münasebe başlığı altında bu tefsirini yapacağımız ayetlerle önceki ayetler arasındaki ilişkiyi, münasebeti açıklayalım. Lemma zekere teala meale suedail Allah Teala önceki ayetlerde muttaki olan, said olan, mutlu olan, bahtiyar olan kulların akıbetini zikretti. Senna bi zikril halil eşkıya el mücrimin. Hemen onun ardından mücrim olan, bedbaht olan, günahkar olan insanların halini, durumunu zikretti. Sümme zekera badel edilleti ala sıdgı risaleti Muhammed'in. Sonra da Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in peygamberliğinin doğru olduğuna dair bazı delilleri zikretti. Ve hateme suretel kerimete ve bu mukaddes sureyi bitirmiştir. Bi zikri kıssati Adem, Adem aleyhisselam ve İblis'in kıssasını zikretmek suretiyle bu sureye son vermiştir. Ve imtinaahu anis-sucud, İblis'in Hazreti Adem'e secde etmekten geri durmasını zikretmiştir. Tahziren lil beşer min aduvuhim el ekberi, beşere, insanlara en büyük düşmanlarını açıklamak ve onları uyarmak suretiyle sure bitmiştir. Ve min visvasihi ve ivaihi, evet, şeytanın, iblisin vesveselerinden ve aldatmalarından insanları uyarmak ve ikaz etmek suretiyle bu sure son bulmuştur. Şimdi de bazı kelimelerin izahını yapacağız, açıklamasını yapacağız. El-Lugatu başlığı altında Gassak kelimesi, El-Gassagu ma yahrucu min luhumil keferati minessadidi vel gayhi vel vennetni veya vennitni. Evet. Ma yahrucu min luhumil keferati, kafirlerin etlerinden çıkacak olan irinler ve çok çirkin kokulu, efendim, irin türünden şeyler anlamına geliyor gassak. Zagat kelimesi ise malet, meyletti anlamına gelmektedir. Sıhriyen sin harfinin kesrali okunmasıyla sıhriyen manası ve huvel hez'ü ve sukriyetü alay etme anlamına gelmektedir. Muktahimun kelimesi ise değerli dostlar el-iktihamu mastardır. İktaheme, yaktahimu, el-iktihamu, rukubu şiddeti, evet, şiddetli bir biniş anlamına geliyor. Ve duhul fiha ve oraya girme anlamındadır. Tıkanma gibi manalara geliyor. Ve minhu iktihamul mehatır, tehlikeli şeylerin bir yere tıkanması, girmesi anlamındadır. Evet. Seviyethu etemmet halkahu ala ekmelil vücuhi. Evet. Yaratılışını en mükemmel bir vecihte, bir yönde tamamladı anlamına geliyor. El-âline, el-âline, el-mütekebbirine, kibirli,
gururlu anlamındadır. Ve ala fil ardı yeryüzünde kibirlenmiş, gururlanmış anlamındadır. Tekebbera ve tecebbera fiilleriyle de aynı mana ifade edilmektedir. Racim kelimesi ise değerli dostlar, mercumun bil kevakibi ve şuhubi ateşle ve yıldızlarla taşlanmış anlamındadır. Yani onlara yıldızlar ve ateşler atılmak suretiyle taşlanmıştır anlamındadır. Evet. Hâzâ ve inne littâgîne leşerre me'ar. Evet, bu da azgınlar için çok kötü, çok şerli bir akıbettir. Cehenneme yaslevneha, onlar cehenneme gireceklerdir. Ve bi'sel mihâd, evet, cehennem ne kadar kötü bir girilecek yerdir. 55 ve 56. ayetlerin Türkçe mealini bu şekilde verdikten sonra ayetlerin tefsirine geçiyorum. Tefsiru Hâzâ ve inne littâgîne leşerre me'âb. Hâzâ haberul limüttede mahsuf, hasfedilmiş bir müttedanın haberidir. Takdiruhu, takdiri şöyledir. El-emru hâzâ, bu durum, bu iş. Vehiye bi menzileti emma ba'd ifadesi gibidir. Sümme gâle, sonra şöyle demiştir. Ve inne littâgîne leşerre me'âb. Ey, ve inne lil kâfirîne, şüphesiz ki inkar eden insanlar için vardır. Ellezîne kezzebû rusule, peygamberleri yalanlayan kafirler için vardır. Leşerre mungalibin yasirûne ileyhi fil ahireti, ahirette girecekleri çok kötü, çok şerli bir yer vardır. Sümme fessera hâzel masîra, sonra bu varış yerini, bu akıbeti tefsir etmiştir. Bi kavlihi, şu sözüyle: cehenneme yeslevneha, onlar cehenneme gireceklerdir. Ve bi'sel mihâdu, evet, o cehennem, kafirlerin gireceği cehennem ne kadar kötü bir yerdir. Ey cehennemu yedûbûneha, cehennemi tadacaklardır. Ve yasilûne sa'îraha, ve onun ateşine ne yapacaklardır? Gireceklerdir. Ve bi'set cehennemu firâşen ve mihâden lehum. Evet, onlara yatak olarak, onlara girilecek yer olarak, ikamet edilecek yer olarak cehennem ne kadar kötü bir yerdir. İbnü'l-Cezzi şöyle demiştir. Lemma temme zikru ehlil cenne, cennet ehlinin zikri tamamlandıktan sonra önceki ayetlerde hatemehu, ve Allah Teala şu sözüyle bitmiştir. Hâzâ sözüyle müttakilere, müminlere vaat edilen o cennet ve cennetteki nimetleri bu şekilde tamamlamıştır. Sümme, sonra ibtede bi zikri vasfi ehlinler, cehennem ehlini vasfetmeye Allah Teala başlamıştır. Ve ana bit tagine, tagin ifadesiyle Allah Teala kafirleri kastetmiştir. El kuffar, kafirleri kastetmiştir. Azgınlarla kastettiği kafirlerdir. Hâzâ felyezûgûhu hamîmun ve gassâk. İşte bu kafirler için onların tatması gereken hamîmun, kızgın ateşlerdir. Ve gassâk, ve irindir. Ey, hâzâ huvel azâbul elîm. Bu kafirler için hazırlanmış olan elim azaptır. Felyezûguhu, o halde o elim azabı tatsınlar. Ve huvel hamimu, ey elmaul harul muhriku, yakıcı, çok sıcak olan sudur. Vel gassak, ve huve ma yesilu min sadidi ehlinler, cehennem ehlinden akan irindir onların içecekleri. Galet Taberi şöyle demiştir. Fil ayeti takdimun ve tehirun, ayet-i kerimede takdim ve tehir söz konusudur. Ey, hâzâ hamîmun ve gassâgun, işte bu kızgın sudur.
çok sıcak sudur ve irindir. Felyezûgûhu, o halde bunu tatsınlar, cehennem ehli tatsınlar. Vel hamîmüllezî ûliye, kaynatılmış olan o su, hatta intihâ harruhu, ve kadar sıcaktır ki, vel gassâgu mâ yesîlu min cülûdihim minessadîdi ve demi, evet, cehennemliklerin derilerinden ve kanlarından akan irinlerdir. Evet, burada kalalım değerli dostlar. İnşallah bu ayeti kerimeden itibaren gelecek dersimizde devam edeceğiz. Şu duamızla bugünkü dersimizi sonlandırıyoruz. Sübhaneke Allahümme ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente estağfirüke ve etûb ileyk. Ve ahiru davana enilhamdülillahi rabbil alemin. Lillahi teala el-Fatiha.